Merhabalar. Aman aman. Neler oluyor bu akşam? İnanılmaz şeyler, inanılmaz sesler. Evet. Buyurun. Sayın Can Bonomo bugün stüdyomuzda. Can Bey. Nasılsınız? İyiyim Can Bey. Çok teşekkür ederim. Can çok sağ olun. Arkadaşlar o tarzının yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Herkes hoş geldi. İlk defa dinleyenler için hemen kısaca açıklıyorum. O tarz mı nedir? O tarz mı bir tavsiye programıdır. Can Sungur, İsmail Türküsev ve ben Deniz Can Bonomo'nun sunduğu internetteki bizim sunduğumuz tek tavsiye programı diyebiliriz. Çok kısıtladın artık sunuyor programı. Ya, evet ya, bilmiyorum. O yani, da debatable bu arada. Yani sunulmuyor. Sevgili dinleyicilerimiz, işte. Kendi kendine hayatlarına sunuyor. Dair yaşadıkları bir takım problem ve sıkıntıları o tarz me@gmail.com adresine yolluyorlar. Biz de programda onları okuyup onların dertlerine derman olmaya çalışıyoruz. Zaten ne bu. Derman, ne derman ama yani. Çalışıyoruz dedi. Dertlere derman, sıkı derman. Bu haftada bir konuğumuz şaka benim var. Ne yazık ki. Evet, ne yazık ki. ama şimdi ben tekrar anlatarak da biraz aslında evet. O değer erozyonuna katkıda bulundum gerçekten. Yiğitcan hoş geldin. Hoş bulduk. Yunanistan. Evet, Yunanistan değil. Adam ne, ne kadar sığ senin muhabbetin. Abi bir şey yok. Öyle. Ama bir de abi zan altında bırakıyor değil mi? Zamir, zarf hiçbir şey yok yani. Ülke ismini söylemiyor. Yiğitcan hoş geldin Yunanistan. Hadi sen de. Adeta benimle ilgili söyleyebileceği en tek keyword yani. Evet, en recent keyword. Yani, ondan ötesi de yok. Yunanistan. Yunanistan şey Yunanistan abi güzel. Ben işte en güzel örneğini anlatabilirim Yunanistan'la alakalı. Lütfen buyursun abi. Abi bir olay oldu. Evet. Bir işte eğlence var tamam mı? Böyle topluca bir yerde oturuluyor falan filan. Tam böyle keyifler yerinde ve Yunan 90'lar Yunan popu çalınıyor abi ortamda. Ortam tamamen Yunan. Tamam. 90'lar Yunan popu, 90'lar Türk popun aynısı. Birebir yani. Aynısı abi. Marga, tamam mı? Yani böyle oralar falan oo, zaten. Teşekkür ederim. Ben biraz bir şeyler biliyorum kardeşim. Evet evet biliyorum. Müzisyen olsa gerek. Evet buyursun ha. Abi ben de işte böyle bir noktada keyiflendim. Dans etmeye başladım. Tamam, dans etmeye başlamamla beraber Yorgos diye bir ortamda bir arkadaşımız var. Yorgos ha? Yorgos. Kaç tane var Yorgos? Yorgos. Arkadaş, çok var. Arkadaşı mı bu Kalempiliakis'in? Kalempiliakis'in. Uzaktan tanıdı İsmail ama. Çünkü o çok meşhur oralarda. Evet. Yorgos ne kadar net oldu ya. Evet yani. Ya. Fans. Yani biraz da ırkçı gibi oldu anladın Yo. Mı? Abi gerçekten. Yunan arkadaşım var adı ne? Yorgos. Hikaye sonra daha da kötü olacak abi yani genel olarak ırkçılık bakımı. Ya ama bizde 3 tane can var burada. İyi. Evet işte evet. Mesela. Evet. Mehmet gibi ama düşün. Ama o da biraz sizin kabahatiniz yani. Annem yani. Yo Türk ismi denince ilk herhalde aklı Mehmet gelir abi. Yurt dışında. Ali olabilir. Ali, Ali ama genel. Ahmet lan Ahmet Yılmaz. Mustafa. Soyadını da verdim bize, ben. Evet. Ahmet Yılmaz. Ahmet Yılmaz mı Mehmet Yılmaz mı abi? Bu arada Mehmet Yılmaz Ahmet Mehmet, Yılmaz'ı bitirir. Tartışılır. Mehmet Yılmaz. Mehmet Yıldırım diyorum bence hatta. Mehmet Ahmet'i yıldırır. Yok Yılmaz. Yılmaz daha fazla. Ama Mehmet Yılmaz. Kötü program o tarz mı? Sona erdi. Evet. Evet, bayağıdır yapmıyoruz. Bir önceki programımızda da konuk oldun. Evet. İlk defa telefonla bağlantı aldık. Bir gerçekten de keyifliydi. Çalıştı. Yani. Evet. Bundan sonra peki bu programda kalıcı olmayı düşünür müsün? Telefonla bağlanmayı. Abi, en büyük hayalim o tarzımda kalıcı olmak. Bu arada şaka baka benim... YGS kastırıyormuş hiç anlamadım. Var mı sınavı? Sınavı varsa çalışayım abi. Önceden hazırlanmış. Tamam, yarınızda şaka yapmak yerleştirmeli. Evet. Yiğitcan'ı sınır dışı edelim demiş Baki Güngör. Bilmiyor ki neyse, aslında. Okuma okuma orayı. Evet. Niye okumayayım? Okumuyor muyuz? Yok okuyoruz da Sungur okuyor. Ha Sungur'un görevi mi? Ben niye okuyorum ya? Ama o da... Tahsiyini yaptı geliyor çok. Şimdi Sungur. Evet. Çayımı aldım geldim. Bizimkiler evet. Benim çaylarımı bilir. Hoş geldiniz Sungur. Chatten bir arkadaş demiş ki Yunanistan demiş. Evet. Bono Karabem mi? Berkay Aydın. Berkay Aydın. Her şeyde boşluk koyarak yazıyorlar artık. Komik zannediyorlar o bunu. O niye abi? Bir de bir şeyler... Neyse. İnternet. Soru cevaplamak için heyecanlı mısınız? Ben çünkü birkaç muhabbet var yapmak istediğim ya. Abi ben geçen sefer girdiğimiz konulardan sana yapılır mı bu be? Aa dur bir dakika. Arkadaşlar bu arada YGS sonuçları belli olmuş. İnşallah hepiniz istediğiniz bölümlere girebilmişsinizdir. Herkes buradan sınavlarına giren, giren arkadaşlara çok başarılar. Hepinizi çok seviyoruz biliyorsunuz. Bunun evet başka bir programmış taklidimiz sona erdi. Evet. Allah hepinizin belasını versin. Programımız devam ediyor. Buyurun. Evet. Çok agresif. Çalışsaydınız çok lan. Agresif. Çok yani Allah hepinizin ben buna belasını. Ben bunu çıkamam. Bak Allah hepiniz belasını versene kadar ben çok destekliyordum. Evet. Orada bir vizav vardı. Bir vizav vardı. Yok demedi. Yok demedi. Programın adı oymuş gibiydi. Ya yani evet. Ben o vidaja kadar çok. Tabii tabii. Aynen. Bazılarınız evet. Ne haber? Evet. Bir şey anlatıyordu oğlum demiş Yiğitcan. Bana yarım kaldıysa çok iyi bir muhabbet bana değil. Bana Wattpad'i anlatmak ister misiniz? Abi ustası Sungur.
Wattpad ama yani sana niye Wattpad anlatıyoruz? Bu arada bir ben Wattpad'i çok merak ediyorum. Sen Wikipedia'nın açılmaması üzerine artık böyle bir şeye mi başvurdun? Yani artık diğer web sitelerine bakıyorum biraz. Yani diğer web siteleri Sungur, Yiğitcan, ben. Öyle bir arkadaşımız Van Petrol Mühendisliğine girmiş. Hazreti Nohutlu Pilav. Canın sağ olsun kardeşim. Petrol mühendisliğinin de önü çok açık. Van Petrol deyince ben bir ilk başta Van Petrol oluyor galiba onun. Van Petrol Mühendisliği. Van Pet. Wattpad, Wattpad olabilir. Evet. Yani dikkatiniz eksik. Çöp bir bölüm mü o zaman? Çok, Yorgos çok hikayesinin çok, sonunu çok. Soruyorlar ya. Yorgos hikayesi ne oldu diyorlar. Abi Yorgos, ha evet. Abi şöyle, hemen küçük recap yayını, televizyonların yayını açanlar için. Bir eğlenceli bir ortam var. Yunan Türkçe pop çalıyor ve bir Yunan ben... Türkçe değil. Evet ama işte hani çok benzeşiyorlar diye Yunan Türkçe. Ne? Tamam. Eğlenmek için dans etmeye falan çıktım. Yorgos diye bir arkadaş geldi. Abi peçete kesip onları böyle avucunun izine dizip parmaklarıyla bana doğru atmaya başladı. Tamam. Bu bir sevgi göstergesi. Bak ben de öyle algıladım. Ama yaptığı hareket birebir bizim düğünlerde kağıt para yaparken kullandığımız hareket ya. Biz parçalamayız ki, ama. Kağıt parayı mı? Evet. Tabii niye parçalamayız? Peçeteyi bence para boyutuna getiriyorlar evet, zaten. Evet oradaki ha. Espri o. Yani böyle çünkü tuvalet kağıdından mı böldüm diyeceğim. Esprileri anlıyorum ben evet. Genelde. Ha tamam. Bir de gittin ya oraya. Evet. Gördün evet. De falan. Gördüm hemen ruhlarına. Evet. Daha önce para tutmuşluğum da var. Yorgos evet. Diyebilir miyiz sana? Diyebilirsin. Tamam. Bir Kosti diyeyim ben. Kosti ha. Konstantino. Evet İlçen. Evet, abi bu bizim düğünlerde para atma hareketine çok benzeyince ben de oradaki arkadaşlarım falan dedim ki ya bizim bizden de dedim, almışlar. Böyle bir adetimiz var oraya getireceğim. Tut baklavaya geldim. Dedim bizde de para var çünkü bir de onlarda da mesela künefe var ama peynirsiz ya. Ben de bunun böyle bir şey zannettim anladın mı? Hani bunlar da para atmıyor. Hayır abi. Hayır. Eskiden para atıyorlarmış. Krizden sonra peçeteye dönmüşler abi. Ay, çok kötüymüşler. Aa ne yetim. Abi bu şey. Şey mi demiş sonra Yunan. Oğlum başımızda gider böyle olunca. Yorgu öyle demiş değil evet, mi? Evet, yiyeceğim. Çipras böyle olunca falan filan. Yok abi evet. Bu müthiş bir örnek ama. Yani çünkü yani şaka olarak döndük. Anladın sonra mı? Kaldı dedi. Ne kadar acı böyle söyleme. Peki bir şey söyleyeceğim. Yani, tabak kırmak şey, yerine bir adım ileriye getirdim. Paramız yok artık kırmıyoruz dediler. Plastik bana bu cümle bana dendi. Arkopal vardı bu kuponlar. Ha kırılmıyor. Kırılmıyor. Kırılıyordu bu arada. Adam krizde ne Arkopal. Çok kasar. Yok. Annem denemişti. Takımı bozdu öyle. Demir de bükersin abi. Yani o biraz... Ya istesen her şeyi yaparsın da yani buradaki demir, tabak araba kırma... Araba da fırlatırsın. Demir bükey. Araba... Yok o Spiderman. Can Bonomo. Birkaç arkadaşımız senin konuk olduğunu anlamamış herhalde. Can Bonomo'lu sen ne diyorsun istiyoruz diyorlar. Ha sen ne diyorsun istiyorlarmış. Sen ne diyorsun geleceğim mi ya? Ben... Koltuğumuz büyüdü artık. Alabilirsin. Davet ederseniz geleceğim kardeşim. Davet edersek 50 kere mi? Söyledik. Abi aşk olsun. O şey senin sayılır. İlk sorumuz geliyor. İlk sorumuz için Yiğitcan sen konuğumuz olduğun için. burada biz soruları insanların ismini zikretmeden okuyoruz. Çünkü anonimiteye çok önem veriyoruz. İnsanların başı belaya girmesin. Dolayısıyla insanların başı belaya girmesin. Sadece... Bizde hiçbir alakası yok. Herkesi korumak bizim için. Sadece Sungur söylüyor. Bir konsept de aynı yapıyor. Yo sen komik olduğunu düşündün mü? Yo Yunan isimlerinden gidelim istiyorsan bu programda. İlk hafta da öyle gittik. Sert olur. Kalempiliakis falan vardı. Kalempiliakis falan vardı. Tamam bir isim söyle kardeşim galiba erkek. Ya yok böyle tatlı şey Yunan böyle yemeklerinden gidelim mi? Bizimkine çok benziyoruz. Musakka. Yok kız falan. Kızmış bu soru. Kız Bofur. Kızsa o zaman şey. Bofur mu? Bofur. Anlıyorum. Bofur diyor ki başta can olmak üzere. Ama burada herkes aşağı yukarı can olduğu için. Evet. İsmail sadece üstüne bulunuyor. Evet. Diğer tüm güzel insanlara İsmail. Merhaba İnşallah diyorum. İnşallah küfür gelir arkasından. Herkesin. Şimdi ben 24 yaşındayım. Bir çocukla tanıştım. Çocuk YouTuber. 150 bin falan abonesi var. Ama. Ya 150 bin falan az mı lan? Az az. Fena değil. Diyorsunuz yani çok... Geek yapar 100 binde değil mi? Yok tabii 150 bin iyi oğlum. Aynen. 150 bin... Falan ama şey bakımından ama amayı yani amaya şey bakın ha bu ama abonesi var ama ha yüzmek ben aslında 3 tamam. Albümü var ama falan gibi tamam, ben onu ha boş YouTuber değil anlamında ha, diyorsunuz tabii. Okay yoksa YouTuber diye tabii iki aboneli ha, videosu var sadece YouTube'da abone. Herkesin 500 bin 600 bin 150 bin açılıyor var. Gibi 150 bin iyi 24 yaşında birçok da tanıştım 150 bin follower varmış işte bunun YouTube'da çocuk müthiş yani adeta rüyalarımdan çıkmış gibi bir endam boy post neyse karşılıklı açıldık İlk kahve içtik ama hemen kimyamız tuttu. Akşamı dudak dudağı bitirdik. Yakalamışın ünlüyü tabii. Ben resmen bulutlar üzerindeyim ama. Eve dans ederek gittim. Sonra bir daha buluşalım dedim. Meşgul falan çekti ama samimiydi. Velhasıl buluştuk tekrar. Yine dudaklarımız ayrılmıyor. Ama çocuk dedi ki ben bu gece yatmak istemiyorum. Benim de cazgırlığım tuttu. Aa, çocuğa bak. Bir de şahsi aldım.
Çünkü sen nasıl istemezsin? Ama sen kim köpeksin? Ama ay kim? Ne yapacağım ben bununla? Bildiğim bütün kadınsılığı kullanıyor. Yok. En son eve bırak bari dedim, bıraktı. Biraz daha öpüştük. Ya yolluk. Evet. Ben dedim ki içeri giriyorum. Küçük açmışlar orada da. Ben dedim beni içeri giriyorum. Kapıyı açık bırakacağım. Sen de geleceksin. Hadi canım. Çok eminim ama Amerikan bir sahne yaşanacağından. O kadar eminim ki kapının kenarında pusuya yattım. Gelince karşılayacağım falan. İki dakika sonra çocuğun arabayı geçerken gördüm apartmanın kapısının önünden. Daha fenası sonra çocuk mesaj attı sabah. Ben çok meşgulüm, işimi aksattıracaksın. Böyle hisler yaşamak istemiyorum diye. Gereksiz bir drama ama ben çok hoşlanıyorum. Ne yapayım? Üstüne gideyim mi? Bırakayım mı? Kafam çok karışık sevgiler. Burada sorunun ne olduğunu çocuk tenasülde bulunmak istememiş. Yani anlıyorum. Evet. Yani çocuk tenasülde bulunmak, bak bir 3 şimdi iki problem var. Çocuk tenasülde bulunmak istememiş. Niye düştü lan bir problem aradı? Ya çünkü sonra dedim ki o diğerinin o parçası. Çünkü çocuk sonra sabah... Ya ne dertler var dünyada be diye onu bir tane yaptı. Burada bir problem mi sayacağız? Orada Afrika geldi aklına bir anda. Evet. Evet, Afrika'da çocuklar ölürken şimdi onu evet. Ben burada üçüncü problem olarak sayamam. Ama diğer ikisi mesela bir tanesi... Ya da o anda çözülmüş değil mi o bir tanesi? Hop hop. Ne? Açlık bitti mi dünyadaki şu an? İki kaldı. Evet. Yok zaten ben açlığı falan saymayacaktım. Okay, okay. Tamam. Evet çocuklar. Şimdi bir seks yapılmamış. Evet, en az söyleyelim. Ha, öyle mi diyoruz? Dur bir araya giriyorum. Evet. Sevgili arkadaşlar. Biz nasıl sorularımızı atacağız falan gibi mailler yazıyoruz. otarzmi@gmail.com adresine sorularınızı ve sorunlarınızı yollayabilirsiniz. Şunu adımdan çok duyduğuma inanır mısın? Otarzmi. Evet. otarzmi@gmail.com Evet. Hanım kızımızın da problemini bir daha evet, toparlayalım. Evet, iyi tenasül. 150 binlik bir çocuktan hoşlanmış. Gelin çocuk bundan yatmamış. Hoşlanmamış. Bu. Çocuk, ha sen bu kadar basit diyorsun. Çocuk yani 150 binlik bir YouTuber olunca sizin alana giriyor. O yüzden soru size geldi. Ne alakası var? İşte, YouTuber'sınız. Yok yok. Olacak. YouTuber YouTuber'ın halinden anlar demiş. Yani. Bunu çözse 100 binden aşağı biri çözemez. Çocuk sen de videoluk içerik görememiş. Ben, sen diyorsun ki arkadaşlar oradan bir psikolojik bir şey yakalayacağız. Yani biz yoksa niye bize o YouTuber niye ne düşünüyordu? Bittiyse ben bu sorunun cevabını biliyorum çözeceğim. Bitmedi. Kız niye şey yapsın oğlum? Yok bitmiştir. Ya, tartışmaya açık değil mi her şey? Acaba açık mı? Bak bu da belki de hepsi ki ama aynı zamanda geyik. Arkadaşlar meta. Çocuğun kız arkadaşı var. Ha, peki. Hayır abi tam tersi. Kız arkadaşı olsa öpüşüp buluşmaz. Sadece tenasüle gider. Bu da doğru dedi. Ayrılır. Ne yaptın? Hadi. Ha yo tam tersi. Yani böyle bir şeytana uyuyor herif. Ha sonra pişman oluyor. Yapmayayım ben bunu. Tam uyumuyor şeytana. Gidiyor evde peki, ekmek sonra, kırıyor kafasını. Sonra niye? Ekmek kırıyor iki tane. Şeytana, sabah meşgulüm çekmiş. Şeytana böyle bir kenara giriyor ama diğer kenarlara oturmuyor mu? Ha sonra geri çıkıyor. Ya sabah meşgulüm çekmiş çünkü şey diyecek. Nasıl bir şey yapıyorsunuz? Manitam var aslında. Ha. Ben öyle bir delilik yapayım. Dedim. Ama sonra aklım başıma geldi. Kusura bakma ya, falan. Şey bak yapıyor yani. Değil mi? Böyle hani böyle adamı öldürecekken mızrağı böyle başının yanına saplarsın ya. Bu örnekler nereden? Bu ne bir ya? İç yani gerçekten ya bir de saplarsın ya. Hani böyle yani saplarsın ya senin mızrağın mı var? Ya, yaparsın abi hani yani. Abi hep böyle yaparız yani, ya. Adamı öldürecekken başının yanına sal. Mızrakla ha. Evet tabii. Evet. Anladım. Çocuk da öyle yapıyor kardeşim. İşte. Lan lanet olsun yapamayacağım deyip yanına saplıyor. Kopse Somer demiş ki kondomu yokmuş bence uzatmasınlar. Ama sabah niye meşgul? Evet evet Kopse Somer. Niye öyle? Ama adamın altında araba varmış abi. Alır gelirdi yani. King Luther 35 de kondomsuzluk bunlar hep demiş. Gerçi kız orada evine arkadaşlar bırakmış kondomsuzluk diyorsunuz kondomsuzluk ama. Kondomsuzluk belli ki çağımızın vebası yani. Ne biçim yayılmış. Kondomda karneye bağlı bir şey değil ki abi. Evet abi. Ayda bir dağıtılsın. Bir de ilginç. Şeyin bir yapmışlardı. Var altında araba var. Eşyalı eşek. Şey gibi nasıl söylemişler. Kızdı? Doğuştan sende varsa vardır abi kondom. Yoksa ne diye yani? Babadan miras kaldıysa vardır. Evet, onun evet. Dışında yok abi öyle bir şey olsun. Nöbetçi eczaneye falan bir şey gider altlarına arabalar. Çözerler nöbetçi ya. Nöbetçi eczane ne be? Nöbetçi eczane mi ne? Nasıl? Nöbetçi hayır, eczane ne tamam, mi? Tamam o konsept. Derin konuşma be. Yani abi kondom. Burada hiç kimse konuşacağım diye konuşmasın arkadaşlar. Abi evet, bir şey diyeceğim. Bir arkadaşımız söyle demiş. Kondomu eczaneden alan mı kaldı lan? Hazreti Nohutlu Pilav demiş ki nereden ulan bir paket kondom 50 lira piyasadan haberiniz yok pis zenginler demiş. Değil kanka, abi 33. Bu arada bir şey diyeceğim. Okay. Yani piyasadan haberimiz var. Muhabbet ne kadar dark ve ne kadar sen deep olabilir abi. Sen de zevke kaçma Nohutlu Pilav 50 liralıktan abi. Almayın her şey. Okay. Tamam. Biz bu zor poşeti alıyoruz diyormuş. Aynen pis. Abi hayatınızda hiç kondom hesaplı kullanmak zorunda kaldınız mı? Hayır. Yok. Hayır yani.
Ben de kadar. Öyle bir çağda zaten kondom kullanmıyorlar. Biz yıkayıp asardık eski. Araya mı geldik? 40'ta kaynatıyor değil mi? Ay Allah aşkına. Neler diyorsunuz çocuklar? Bana çok fena oldu ya. Ütülüyorduk abi. Bana tek başına düştü bu sefer. Jilet gibiydi benim kondomlar. Asardım bu şey falan. Komşular böyle görmeye gelirdi. Eczaneye girerdik. En büyük kondomunuzdan iki tane vermiş. Zenginlik tabii. Allah Allah. Bir arkadaş demiş ki, şu an kaydı gitti, ismini göremedim. Bir arkadaş demiş ki, çocuk Minecraftçıysa kızın yuvarlak hatları olması çocuğu rahatsız etmiş. Yuvarlak hatların var mı demişti kız? Sonuçta bir kız yani, Minecraft karakteri olmadığı belli. Anladım. Yani fazla yuvarlak ya, her türlü fazla yuvarlak. Biraz yuvarlak halleri vardır yani. Peki bu çocuğun manitası var ve yok manitası var. Hayır, şey sana uyuyor. Ya bunun bir açıklaması var mı? Yok. İsmail, var. Empati kuralım. Kuralım. Araban var. Araba mıyım ben bu hikayede? Arabasın abi. Tamam. Yiğitcan biniyor sana. Evet. İyi mi? Onları oldum abi. İyi mi böyle? Çok yakarım yalnız, evet. Yiğitcan. Su gibi içerim. Okay. Yiğitcan, manitan yok tabii ki. Bir kızla tanışıyorsun. Yiğitcan şey yapıyor değil mi? Örneğin manitası var, Yiğitcan. Örnek, örnekte bile yok. En vahşi rüyalarımda bile yok. Yok yani. O kadar kötü ki durum. En vahşi rüyalarımda bile sapsın. Şurada 5 dakika düşünemedik. Bir arkadaş King Luther 35 demiş ki, çocuğun belki tesisatta bir problem var, söyleyememiş o gün. Aa, olabilir. Abi bak yine ama bu sabah çektiği meşgulüm. Ama erkek tesisatta o kadar. O çok garipleşiyor. Sabah en kötü der ki, ya kusura bakma dün akşam dedem öldü. Ha aynen. Moralim bozuktu çok falan. Sabah ne mesaj çekmiş? Sabah meşgulüm. Ay, ya ben bu tip şeylerle uğraşmak istemiyorum. Yani, neyle değil neyle ya? Ne tip şeyler? Öyle anladın mı? Ne tip şeyler? Sevişecektik ya. Bir şey yok ki. Değil mi? Çıplaklar şey diyor. Rica ederim efendim, bu ne? Falan deyip kalkıp gidiyor böyle. Dur abi, çocuk muhtemelen gerçekten sevmiş. Çünkü sever gibi olmuş. Çünkü demiş ki, İşimi aksattıracaksın, böyle hisler yaşamak istemiyorum diye. Ne işin aksayacak seni? Sen YouTuber'sın ya. Bu kötü çocuk bu be. Ne işi aksayacak ki bunun? Ben seni üzerim kızım. Falan dedi. Ya bir kötü çocuk arası verebilir miyiz abi? Kötü çocuk arası ne bağlamda? Kötü çocuk, nasıl bir şey? Bana bir anlatabilir misiniz? Ne abi oldu? Geek Yapar diye bir YouTube kanalında 50 dakika video var. Vallahi var. Ama evet, çok da izlendi bu. Güzellik yaptı. Bir de kötü yani. Çocuk demiyoruz, kaka çocuk diyoruz. Neden? Telif. Sebepleri falan var. Ha, okey. Evet. Ama bak bu nasıl kaka bir soru biliyor musun? Edebiyat eseri. Tamam. Şu an öyle bir soru sordun ki, böyle ben senin konserine gittim. Nedir? Edebiyat eseri. Abi Mevlük diye bir şarkı var. Bana bunu anlat dur, dedim. Dur bölüyorum ya. Bir saniye. Yok be abi, ne bir yaptın? Saniye. Öyle bir dakika. Geek Yapar'ın en popi şeyi. Bir dakika, durdum dur. Bir dakika. Tamam. Baha Koltan demiş ki, o akşam altında yanlış boksırı vardı belki de demiş. Ne kadar ciddi alıyorsunuz boxer oyununuz var mı abi? Aynen ama sadece yani seksin çok yüksek bir ihtimal olduğu günlerde giyeceğim boxer'lar var abi. Var, benim de var. 3 tane. Onlar böyle sadece evet, parmak izinle açılan böyle özel görünmesi var abi bir tane. Öyle aynen date'e giderken yani işte buluşmaya giderken. 2 tane anahtarla açılıyor kapı sadece. Niye 2 tane? Pedding var mı? İkincisi de artık. Diğeri kimde anahtarın? 2 anahtarın mantığı odur çünkü. Sungur'da, İstanbul'da Sungur'da duruyor. Sen o kadar düşük yani. Çok az. Uşağın var zannettim ben. Şey abi ya, yok. Sen yine iyi düşünmüşsün. Piyanoda 3 nota çalıyor. Ha, ya da kitap kütüphaneden şeyi falan çekiyorum. Aynen komple. Değil mi? Hangi kitap olurdu o? Öyle bir durumda. Kondom açılacak. Hangi notalar olurdu? Det det det. Det det det. Şey, Boxer Game hala yok bence ya. Boxer Game yok mu? Boxer Game var. Hala yok. Var mı? Abi. Rap Boxer Game. Tabii ki var. Her abi. Yeni nesilde tekrar canlanıyor değil mi? Bir dakika, ama boxer'lar değişiyor. Boxer Game ne abi? Her erkeğin bir boxer game'i var. Boxer'ının iyi olması o durumda artı puan alıyor. Kalite boxer yani değil mi? Hayır. Evet. Yani tamamen şeyinle yansıtabilir. Onu işte, nasıl taşıyorsun? Presentable bir boxer. Evet. Geek oldu. Seherdon değil mesela. Seherdonları. Evet. Seherdon. Çift kaplan var bende mesela. O ekoseli var yani, bacağı olmayan. Orta sınıf donu. Hani o değil. Ama yok yani. Ama mesela böyle Calvin Klein falan. Atıyor. Ya o da olabilir. Oturmalı böyle. Ya da işte senin geekliğini falan da yansıtabilir. İşte Kaptan Amerika'yı falan tarzı. O sekste çıkartılacak boxer değil İsmail. Yani... Ondan mı oluyor bana böyle şey? bu arada mesela çift kaplan da çok tehlikeli bir. Çift kaplan. Kaplan. Biri ya, geçti bir çift. Söylesen, bir hani, kaplan seni niye kesmedi? Önermesi tehlikeli. Yani çift kaplan yazıyor.
üstünde ürünü. Ama malı çıkarttık bir kaplama diyorsun. Kazanan başına kardeşim. Ya ne yapıyorsun yani? Çeyrek de yeterdi de. Çok kaplan oldu değil mi? Kaplanlara fısıldayan adam. Bu kadar kaplan şimdi birdenbire. Peki kıza ne tavsiye vereceğiz biz? YouTuber çocuğa... Ya abi bak bir şey diyeceğim. YouTube chat çok yanlış anlıyor meseleyi. Gecelik bir durum değil bu. Çünkü sabahta da çocuk çok coşuyorum. Rahatsız olacağım senden diye kıza. Yani rahatsız olacağım dediğim. Yani işim biraz, gücüm aksatacak. Peki ben böyle bir şey olursam işim gücüm aksatacak. Sungur. Hayatında hiç bir kıza bak sana aşık olacağım. Bunu istemiyorum tarzı bir konuşma yaptın mı? Yok canım. Ben bunu... konuş. Aha. Bir de abi. Ne olur? Bono. Hı hı. Hayatında hiç kızım ben seni üzerim tarzı sevdiğin bir kıza üzerim. Böyle bir gerçekten sevdiğim kıza böyle bir konuşma yaptın. Üzerim ihtimalin altı gibi. Ya da sevdirtme lan bana kendini falan. Hayır ama bu o değil ya. Bence bu o değil abi. Abi ben... Bu, ben seni üzerim konuşması değil. Ben seni üzerim sevdirtme bana kendini falan bu kötü dizilerde gördüm. Evet ama bu diyor ki ben diyor çok gerçek heyecanlanırsam... Gerçek var mı bunların? Yani... Ben seni üzerim ya işte kızım. Aslında sormak istediğim ben şey şu. Ben tehlikeliyim. 150 bin kişi benim oyun oynamamı izliyor her gün YouTube'da. Ya orada bir yansam. Güvenilecek adam. Ya atlayamazsam orada devolu. Abi yani söylemek istediğim şu. Hiç sevdiğiniz birini gerçekten böyle çok sevmekten korkmak diye saçma bir şey yaşadınız mı? Ben yaşadım. Abi şu an. Yaşadım ama ben sana bunu kıza söylemedim. Yani. Sevmeye kıyamazsın durumu değil. Yo yani. Yo evet abi. Monstradamus çocuğun tahmini YouTube videosunun başlığını yazmış. Kız arkadaşıma gay şakası yaptım viral. Kötü çocuk polis geldi. Aa belki de videoydu. Neredeyse evet, baba oluyordum. Belki falan de böyle kışkırtma videosuydu abi. Sevdiğim kıza senle beraber olmak istemiyorum şakası yaptım. Evet. İntihar etti polis geldi. Aynen. Parantez YouTube'u sırf bunlardan değil mi bunu? Evet aynen. Evet öyle. Annem beni dövüyordu falan. Uykuda anneme daha geniş bir konuya geçelim mi? YouTuber çocuktan sevgili olur mu? Bir tavsiye vermek zorundayız. Net konuşuyor. YouTuber çocuk can mı yakar abi YouTuber çocuk? Anlamadım. Niye olmaz? Ya ha yeni dönemin böyle DJ'leri mi bunlar? YouTuber can yakmaz da. Tabii can yakmaz da. YouTuber is the new rockstar mı abi? Öyle bir şey mi? Ha tabii lan. DJ evet, yeni DJ. Tabii ki yani. Tabii ki bu. 10 kişide 5 kişinin ne oldu? Kıskanacaksın. Metrolarda falan çıldırıp böyle falan diye koşuyorlar. Dördüncü kat burası. Atlarım bak şimdi. Korumaları kanka, var falan bitti, hepsini. Bitti. Senin dönem rockstar ya. Bitti. Yani son rockstar starlıkları. Son rockstar valla ha yani bu arada artık çünkü şey yani new media rockstar. Böyle bir saçmalığı kabul etmiyorum deyip iki hafta sonra arkadaşlar Can Bono ve YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün ne yaparsın lan kanal açsan Minecraft mı oynayacaksın slime mi yapacaksın tamam mı? Bugün slime yapıyorum. Slime yapar mısın? Hiç bilmiyorum nasıl yapılıyor. Yani chemical bir takım şey. Yani evet, ama chemical, onu harcayacağım. Evet. Ya Play'de hamur yapıyorsun abi. Bir de chemical. Abi hep yaşlar küçük. Böyle isimler garip. İşte çıpkın, kıkıtmak falan bu tarzı böyle. Yani hiç de evet. Ne dedin ya? Çıpkın yeni dönem. Çıpkın ha? Yok öyle bir şey. Biri yok abi. Çıpkın kıkıtmak yok mu abi? Var orkun koşutmak. Anladın mı? Ben biliyorum. Koşutmak. Biliyorum. Zıpkın atışmak. Anladım ama o silah vuruşmak ama yok mu? Bir kişiye böbrek bağışmak. Nasıl? Taş düşürmek falan böyle. Oradan, evet. Oradan kardeşi değil mi? Tamlamaya doğru gidiyor böyle. Aynen. Börek taşıtmak. Ay yayındayım bir aç bak. Da o zaman diyeceğim. Bunu şey yapıyorlar biliyor musun? Benedict Cumberbatch'in ismini yapıyorlar. Onu düşünüyorum. İşte Benedict Cumberbatch abi. Hani Benedict Cumberbatch. Benedict Cumberbatch. Her şey oluyor yani. O şu kıza bir tavsiye verin de yollayalım. Tamam o zaman diyorum ki abi YouTuber'la olmaz. Çıplak çakışmak demişler. Çok iyi değil mi? Çıplak çakışmak. Borsuk kaşık mı? Yani çok fenaymış. Wimbledon tenis maçı. Bu arada şey, Benedict'in şeyleri. Hayır, Orkun'un hala. Kim? Benedict'i de yapıyorlar da. Benedict'te yaptıklarından bu. Hayır. En son Wimbledon tenis maçı doğru. Evet. Benedict kam ama Orkun ışıtmak bir tenis maçı da oldu. Abi ama öyle geldi. Güzel. Bu arada herif aynıymış lan. Şeyin. Tamam. Evet fanatikler aynıymış gerçekten. Aynı. Aynı. Kızımıza da diyoruz ki YouTuber'dan bazı date'ler de vardı. Olmaz seni content yapar. Yani, yani, sağ mı diyoruz? Yani evet, sağ diyoruz. Yeni, sağ yeni, şey yeni unsubscribe. Şey demiyor muyuz yani? Kızım bak bu çocuk YouTuber bu seni üzer. İşte üzer. Üzer yani. Üzer. Yarın öbür gün saçını keser. Challenge yapar. Challenge yapar. Üzerinde challenge yapar. Yani. Şey, yarın öbür gün 10 kızla aldatma challenge'ı falan. Beklentilerimizi düşürüyoruz. Evet. Böyle şeylerdi falan. Ya da ters tarafında şöyle bir şey oldu. Şimdi YouTuber'lar
içerik bitti tabii. Sürdü yani, çünkü kendini ne kadar rezil edebilirsin? Bir noktada bitiyor içerik. Bir noktada içerik bittikten sonra işte eniştelerini, dayılarını, apartmandaki kapıcı abiyi, ne bileyim kız arkadaşlarını falan çıkartmaya başladılar. Belki çocuk kızda YouTube kanalıma çıkacak kız arkadaş hamuru göremedi. Ha, ha şey demiş zaten bak ben, işime engelleyeceksin demiş. Bu çok doğru ve çok ben bununla cips yersem 1 milyon izlenmeyebilir. Evet. Gibi. Ben bununla karpuza kafa atarsam ben bununla karpuza ben bununla böcek yesem bu 1 milyon izlenmeyebilir falan değil. Oğlum siz neler izliyorsunuz? Yoğa yatırım yapmayayım demiş. Abi. Biz izlemeyiz. Sen yaz bak şeye YouTube'a gir. Karkın şaşırtmak. Abi vay. Yaz bak göreceksin neler. Abi farklı ülkelerin abur cuburlarını falan yeniyor mesela. Çok popüler bir content tipi. Geçti oldu mu? YouTube mu bu? Ya hala oldu? Farklı. İşte en son Explorer kullanıyor abi çıkmış. İyice. Vay açın kitap okuyun ya. He? Vallahi billahi çok sinirlendim çocuklar şu an. Neyse geçiyorum. O zaman bir sonraki soruya geçiyorum. Tamam. Çözdük mü bu kızı? Çözdük mü? Tamam dedik ki. Kızdık. O çocuk seni 150 binlik bulmamış kardeşim. Bulmamış. Naş. Evet, ünlülerle maşallah. Takılacak bir kız değil misin sen? Hadi yavrum hadi. Bir de 1 milyonluk olsa neyse. Bir erkek ismi. Bir erkek ismi. Samet Dumbledore. Samet Aybaba. Oo daha güzel. Evet. Samet Dumbledore mu yoksa? Samet Dumbledore da olsun. Dumbledore. Aybaba olmasın Samet Dumbledore. Bize dönebilir. Samet Dumbledore olsun. Samet Dumbledore. Samet Dumbledore diyor ki. yayın, ya biz bu arada konuşurken geldi. Arkadaşlar otarzmi@gmail.com adresine yolladığınız soruları cevaplıyoruz. Babaannemi kışkırttık. Yayın öldü. İçerisine geldi. Çete çok güzel şeyler geliyor ya. Hocam şimdi bir kız var kendisinden hoşlanıyor. Bu arada abi e-mail'ın subject'i konusu kızın babası köfteci ama konuyla alakası yok. Aa. Müthiş bir alternatif. Ama teşekkür. Rock grubu albüm adı gibi. Ha kızın babası köfteci. Aa. Evet, kızın babası köfteci ne güzel grup ismi. Evet, evet. Yorgun yaşatma. Hayır daha da güzel. Kızın babası köfteci ama bunun durumla alakası yok. Aynen öyle. Grubun aynen. ismi bu. Kızın babası köfteci ama bunun durumla alakası yok. Abi yok artık gitmeyelim. Yani cümle oldu bayağı bunlar. Olsun canım. Yakında küçük kısa hikayeler olacak saz yani. Saz olsun söz olsun. Yok öyle bazı köfteci kızları. Hocam şimdi bir kız var. Sarı bisiklet. Samet Dumbledore diyor. Hocam şimdi bir kız var kendisinden hoşlanıyorum. Şiir falan atıyorum o vakitlerde bayağı seviyor. İlgileniyor, edebiyat seviyor. Şiir atma olayı ne? Şiir atma diye bir şey. Var böyle bir şey değil mi? Şiir attım yalnızlığa. Sen bilirsin iyi. Var. Peki kendi mi yazıyor? Şiir atma böyle şey gibi değil mi? Ağ bırakma gibi. Şiir attım bakalım ne gelecek. ufak ekmek kırıp. Küçük küçük mankenler geliyor böyle hemen. Vuruyor böyle ama onlar şey yapmaz yani onu çekemezsin bilmiyorsan. Vurur yer kaçar vallahi şiiri. Hayır, evet. Alamaz. Onu alamazsın. Ona ağırlık evet. koyacaksın. Rockstar koyacaksın. İyice dibe batacak. Dipte olur o. Çevir çevir. Çekerken başka şeylere takılmasın diye de hani. Biraz çevir önce. Çevir. Edebiyat seviyor kız. İşte çeviremedim. Yok abi. Hiç. Yani geçtik arkadaşlar. Kız ile gün içerisinde ara ara mesajlaşıyoruz. Bu vakitlerde soğuk davranıyor. Akşamları ise özellikle alkol aldığı zamanlarda gayet sıcak mesajlar atıyor. Hatta ara ara nude attığı bile oldu. Nude bir erkeğin en mutlu olduğu an değil mi? Gerçekten yani hakikaten ben... Oturuyorsun o cep telefonunda müthiş, iğrenç şeyler görüyorsun. Bildirim geliyor ve nude fotoğraf yani. Sonra. Ama, bildirim, ama biri işte. Seni nude fotoğraf yollayacak kadar umursamış abi bak. O da çok güzel. Ama abi, haklısın o da iyice ezik çekiyor. Hayır işte, hayır öyle ama. Ama bence çok çaresiz yani. Kız şunu düşünüyor. Kız bu örnekten yola çıkıyorum. Hemen mememi atmasam kaçırıyorum bu çocuğu şu an. Öyle de ama işte bu şiir atmaktan geleceğim. Belki i̇şte, şeydir ya. Çocuk uğraşıyor. Şiir de olabilir çocuk abi. Uğraşıyor ediyor işte. Bu öpüşmekler işte bu bahardan bu gülüşmeler yekmesak falan filan filan. Meme! Baydım. Sen bunu hak ettin. Ödüllendirme güzel. Evet, evet. Entelektüel muhabbeti evet, hoşuma gitti falan. Aynen yani şey mesela tek meme geldiği zaman hani şey daha sonra Allah Allah halbuki tam uyaktı. Halbuki Nazım. Niye böyle oldu? Uyak tam meme niye yerim? Orhan Veli'ye bir meme, Nazım'a iki meme mi diyorsun? Ya bilmiyorum öyle bir çek var. Orhan Veli'ye de iki verilir. Sonlara doğru Atilla İlhan ateşledikçe... Atilla İlhan da artık second place'e doğru gidiyor mu? Akım değil mi? En son küçük İskender full body falan. İkinci memeciler. Hatta ara ara nude attığı bile oldu. Fakat ne zaman buluşalım desem bir şeyler buluyor bahane olarak diyor. Geceleri olduğunda ise arayıp gelmemi istiyor. Arabam da yok. Kız kendi nude'larını almıyor çünkü bedeni yok. Arabam da yok. Ha bu böyle bayağı... gelmemi istemiyor. Dr. Jekyll and Mr. Hyde'ın... Bir şey diyeceğim bir de... Açıklasana bilmeyenlere. Dr. Jekyll and Mr. Hyde mı? Evet. Dr. Jekyll and Mr. Hyde bir tane bir abimiz, güzel abimiz bir serum yapıyor. Ve serum yaptığı içtiği zaman bir canavara dönüşüyor. Hikayenin sonunda fark ediyor ki aslında... Canavar olmak için değil, canavar olmamak için iksir içmeye başlıyor bir noktadan sonra. Evet, böyle ki yani sabahları Dr. Jekyll, akşamları spoiler. Mr. Hyde olarak... Evet, spoiler diye okuyun.
Yani biraz böyle olmuş. Fakat ne zaman buluşalım desem bir şeyler buluyor bahane olarak diyor. Geceleri olduğunda ise arayıp gelmemi istiyor. Arabam da yok, biliyor bunu. Fakat çirkin adam yoktur. Az vodka vardır falan mı diyor acaba? Sorun gece evine gitmek değil, yüz yüze konuşamadık bir türlü. Acaba böbrek nokta avi durumları olabilir mi? Ben bu sonucuyu anlamadım ya. Yani şey, böbrek avi ne demek? Böbreğim mi çalacak benim? Ha. Ben aslında amcayla mı konuşuyorum kanka? Evet. Catfish diyoruz. Amca mı bu? Ama kız var, kendisine hoşlanıyor mu diyor hiç. Ha, görmemiş abi. Hiç görmemiş ya. Kanka catfish diyoruz biz buna, geçmiş olsun. Bu arada evet, yani, yani hiç evet. Kimse karşı... Bak catfish, şunu unutma. Catfish bu abi. Arkadaşlar. Amca çık böbrek abi bir yani. Saniye, bir saniye. Bir saniye. Şu altın kuralı asla unutma. Never stick your dick in crazy. Kimse sana karşılıksız meme atmaz. Ben de evet oradan çok kıllandım. Yani bak demin dedim ya, kızın fiziksel bedeni yok. Belki kız yapay zekadır. Ooo, biz aslında simülatörmüş değil mi? Tabii, böyle Google'ın şey. Facebook'un falan deneyleri var ya bu arada. Aa, oğlum çok güzel olmaz mı? Geçen Google bir tane böyle çekmişler falan. Erotik şey yapmış böyle. Her diye, diye film yaptılar işte konuyla alakalı. O falan çok naif. Ben daha çirkin bir yok şeyden ya, bahsetmeye işte, çalışıyordum. Senin zaten güzel bir şey konuştun. Acaba. Yani. Yaşanmış bir şey mi? Millet şiir yazar, manken gelir. Bu şiir yazar, yapay zeka gelmiş yazar. Peki tamam, bu çocuk, bu arkadaş bir kere, bu herkesin bir game'i var. Anladık öyle, şiir sizin game'inizin bir parçası değil. Ben anlamıyorum bile şiiri ya. Asla değil. Hadi lan sen de Allah aşkına. Ya bir yere kadar anlamıyorum. Yani. Nasıl bir şey abi şiir? İşte bir yerden sonra devam etsen anlayacaksın aslında. Tamam ama. Ya tam böyle yazıyorsun, düz gidecek, niye bölüyorsun onu? Hayır ya, bir takım falan bir takım duygularımızı zikretmekte, yani coğrafya olarak. Oğlum bu Siri'yle bir olay yaşıyor olmasın? Ben sarhoş. Ama akşam niye? Çocuk Siri mi sarhoş acaba? Abi. Sen hayır, yapay zeka sarhoş olduğuna çok eminsin. Burada bir Halil amca yok yani arkada. Abi Halil amca falan oturup da o kadar yapar atmaz abi mı? Bir atar tane... atar internetten bulur atar lan. Ama bak böbrek... Sen ne bileyim Halil amca çok meşgul biriymiş abi. Halil amca yapıştıramadı ya. Yani. Adam Halil amca uydurdu. Halil amca yapar mı ya? Halil amca yapmaz lan. Evet evet. Sevdi. Herkesten o, çok güveniyor şu an. O Halil amca dediğin sokağa çıkmadan tweet ceketini falan öyle kadar kurmuyor. Önünü ilikliyor ya bakkalda. Bence daha ziyade her gün toplantısı olan falan bir adam Halil amca. Değil. Halil amcayı tanısaydım böyle konuşmazdım. Buradan chatteki arkadaşlara soruyoruz. Hiç görüşmediğiniz bir çocuğa yeterince iyi şiirler yazdı diye. Nude sağ meme mısınız? Olur, sol meme olur. Bir şeyler atar mısınız? Atıyorsanız art niyetinizden midir? Yoksa o tarz mı? Ya bir şey de çok merak ettim. Bir şey de çok merak ettim. Roll credits. Evet aynen öyle. Şiirle aranız yok diyelim. Evet. Bu şey unisex bir soru. Toplar ve şiir geliyor karşılık ama yani herkese etkileyecek bir şiir mutlaka vardır. Ve hoşunuza gitti bu şiir. Evet. Bir Google check yapar mısınız? Hani bu, şiiri mi? Evet, bu tabii. Herif mi yazmış bunu? Tabii ki. Bu çok ilginç bir şekilde atarım diyor oğlum herkes. Atarım ne? Ödüllendiririm ama erkek abi bunu. Atmam, atarım. Erkeğe kadın. Evet Umut mesela. Umut yani. Demiş çok ki. Çok kadın dinleyicimiz de var ya. Umut atarım yok, demiş. Chatte yok. Dur chatte bakacağım şimdi. Chatte zannetmiyorum. Utku atmam demiş. Çağla atarım demiş. Ege Bostancı bana da atılabilir demiş. Ege hemen kendine çekmiş meseleyi. Mine demiş ki şiirden baydıysam konu değişsin diye atarım demiş. Çok iyi insight değil mi? Çok evet. İyi. Hani çocuk böyle anlamsız anlamsız yazdıkça yazıyor böyle. Artık şey, yeter sadede gelelim. Ham yani. Duvarları gibi olmuş. Aynen. Böyle anladın mı? Yaz baba yaz yazıyor çocuk. Kız o kadar sıkılmış ki. Allah aşkına sus deyip. Şey evet. Gibi. Ağlayan hani, çocuğun ağzına verircesine. Tabii. O tutku dolu öpüşmekler veya bir günün aklına ya sen meme demiyor musun? Evet. Nihayetinde buraya gelmeyecek. Allah aşkına. Ne vakit bu yani değil mi? Bu. Olay bu. Meme yani. Memeyi ha. Atıp şöyle yazıyor. Memeyi atınca da bir sessizlik oluyor ya. Ne oldu sustun. Ne oldu? Geliyorum. Geliyorum saniye. Bir arkadaşımız demiş ki dur bakayım kim bu? Chatte çılgınca kayıyor ha. Selim demiş ki karşılıklıysa atarım. Selim'cim okey. İguana i̇şte, memesi. Zeliha yani. Demiş ki iguana memesi atarım demiş. O ne? Bilmiyorum. İguana memesi ne? Ama mesela bana iguana memesi atılsa ben bunu enteresan bulurum. Memeli hayvan bile değil iguana. Ne kadar doğru dedir İsmail. Dünyanın en doğru lafı olabilir yani. Top 3'e koyarım şu an gerçekten. Gerçekten de öyle. Atar gibi atmam falan diyen var. Ne atıyoruz diyen var. Cetta eski çağlarda insanlar takas yoluyla alışveriş ederdi demiş. Bu arada yani şiir karşılığı nude. Hani benim Duygu de demiş ki şiirin bu. Hissettirdiklerine bağlı. Hani memelik bir şiirse olabilir diyor. Yani Kuvayi Milliye Destanı'nda olmaz. Karayılan karayılan olmazdan önce. Kalkıyor iniyor bu pul. Hakikaten böyle legit bir muhabbet olsa bu. Bazı şiir kitaplarının arkasında işte şey Times işte
Magnificent falan filan. Evet. Hiçbir şiirlikte bunda olmaz abi. Ya tamam işte memelerinize layık bir kitap. Ya da şey böyle. En az 3 memesi var. Meme counter var. Meme counter. Ha şey yıldız yok, meme var değil mi? Böyle 3 yıldız 4 yıldız. Aynen 4 meme. Crazy Vixen. Height and Nude falan yazıyor mesela orada. Hmm. Çok iyi. Evet. Yaptığınız esprilerin bir varyasyonu gibiydi ama. Evet. Evet. Edebiyatı yerden yere vurduk. Şimdi arkadaşlar da diyoruz ki o zaman tavsiye olarak. Step bir kere tanışmadığın. Ve görüşmediğin, evet sakın. Yani bence şeyi birleştirsin abi. Nude'la şiiri birleştirsin bir sonraki mesajında. Memeler kalkar. Yok yok baya yani o da nude atıyor. Ne? Memeler kalkar yüreğimden. Gizlice. Gizlice. Evet. Ya, öyle hemen yazacağız birleştirdim. Şiir atsın, şiirin ucunu hani yakarsın ya. Şey olmaz mı? Ucunla ben yapamayacağım ama belki nude'unu koysun işte. Memeler... Baş kaldırmış. Hayır. Memeler değil, baş. Değil. Şey neydi bu? Memeler... Yok muydu böyle bir... Saçma o eski arabes... memeler... Değil. Hayır. Bu daha Türk sanat müziği dur, gibi ya. Dur. Neyse, neydi bu makamını şey ver. Veremiyorum işte. Ben ses çok kötü. Hiç bende yok o İsmail. Biliyor musun? Anladım. Şarkılarla, memişlerle, memişlerle. Geceler mi acaba bunun bu memeler falan olan mı? Vardın ya ah o memeler. Değil ya böyle. Çok memeler falan diyor. Çok düştüm. Geçelim. Ben çok giderim. Geçelim ben. Anılar tamam ya. Okey. Tanıdık çocuklar bak. Anılar. Aferin beyler olsun. Oradan anılar. Onun memelisini söyle hadi. Hayır söylemiyorum. Hadi Eurovision'a gönderdiğimiz son adamı bunu yaptıralım. Olur bunu yap. Sen Eurovision'a meme oluyorlarmış değil mi sen? Bana yapmadıkları şey değil. Dur. Bana anılar melodisiyle memeler yaparsan Twitch abone sesim yapacağım onu söz. Hayır yapma. Hadi yapma. Hayır yapma. Hadi, hadi, mümkün değil lan. Evet peki. Tamam. Devam ediyorum. Yapayım mı? Yap. Evet. Şu an görmeyen arkadaşlar için Yiğitcan ve İsmail aynı anda yavaş yavaş tişörtlerini falan çıkarıyorlar. Burası çok tatsız bir yayın kapandı şu an. Çok teşekkürler dinlediğiniz için. Bir tane yap. Bir cevap. Ama bak. Niye? Ben geri giyindim. Niye anılar yerine memeler biliyor musun? Çünkü onun devamı çok güzel. Şimdi gözümde canlandılar. Ama o uyak gidiyor orada işte. Memeler. Yani tamam. Ya olur. Ya tamam olur ya olur. Canlandılar. Ya Bono söylerse olur ya. Cana geldiler. Hadi abi. Hadi. Ha? Hadi ya. Devam. Bir sonrakine geç. Peki yanına artık. Geç sağ ol. Çok kötü oldu her tamam, şey. Tamam gerek yok. Tavsiye. Ha? Baka kalırım. Gitme bu arada. Evet sağ ol. Evet. Çok dolandırıcı sağ, var. O deminki evet, YouTube'unu bıraktığı kıza yürüsen. Bu genel biraz sosyal mesaj niteliğinde olsun. Aa. Diyelim ki arkadaşlar tanımadığınız bir de insanlarla... senden nude almadan sana nude gönderene güvenme abi. Ne abi de, senden ne abi, nude almak ne demek? Ben burada şu konuyu tartışmaya açmak istiyorum. Onda transaction olacak. Evet. Erkek nude yani kıymetli bir şey mi? Öyle bir özgüven yok abi. Nude de bir currency yani. Değil abi sonuçta. Hayır yani. Bir currency. Ama erkek evet. Nude'u mesela kesinlikle daha devalüvasyona uğramış bir currency. İki memeye ne atıyorsun Yiğitcan? Yani Allah ne atabilirsin? Ne atabilirsin abi? Allah'ın ne verdiyse. Allah'ın verdikleri yeter değil ki İsmail yani. Evet. Allah'ın ne verdiyse plus Photoshop. Hayır plus çift kaplan. Evet. Çift kaplan ne ya? Çift kaplan mı? Don markası. Don markası. Okay. Ucuz don markası mı? Çok ucuz değil. Ha yine. Bir evet. Yani bir kaplana göre gibi. Daha pahalı anladım. Ama. Anca oraya inebildi. Bir, yani. bir kız ismi rica ediyorum senden. Bir kız ismi Teneke. Teneke diyor ki hoşlandığım çocuk bana kendi hoşlandığı kızın eski sevgilisine mesaj atmasına sinir olduğunu söyledi. Ama dur. Bir dakika dur, bir daha söyle, kafam karıştı. Tahmin ettim, okey. Bir daha yapıyorum. Bir an çok sert. Hoşlandığım çocuk, evet. Bana kendi hoşlandığı kızın, the other girl, tamam. Eski sevgilisine mesaj atmasına sinir olduğunu söyledi. Tamam. Ben tamam. Bunlar buddy. Bir çocuktan ama hoşlanıyor, platonik. Platonik, evet. Tamam. Ve çocuk da, bu lafa, tamam, okey. Hoşlandığı kızın... Bana da platonik kavram olmadığı için buddy dedi hemen. Evet, eski yani, sevgilisine... Nasıl ya, yatmıyorlar mı diyor? Anlayamadı. Gerek yok. Eski sevgilisine mesaj atmasına sinir olduğunu söyledi. Ama daha önce konuştuğumuzda çocuk benimle ilgileniyor gibiydi. İşin en ilginç yanıysa çocuk benim kendisine kanka, dostum, birader falan demem. Beni yedekte mi bekletiyor anlamadım. Yedekte bekletiyor. Ne yapmadım? Yedekte. Hawaii Meteor Mother'ın bununla ilgili bölümü var. Abi deme bozuluyorum. Saldıray. Evet. Yok bir kız bana em mi dedi? Sevgili abi bir gün bir kız bana reis dedi ya. Reis mi? Reis zonlandım abi. Sevdiğim hayatımın... kız bana reis deyince. Okay. Ah işte böyle oldu. Her şeyi de biliyorsunuz.
Evet. Bu durumu yaşadınız mı? Sevdiğiniz kızın evet. Bize şey bir şey demesin. Platonik mi? Olarak sevdiğiniz biri var ve onun sevgisi. Onun yedeğisin. Çok yine yani. kötü dizide gördüğümüz. Evet evet. Yo ben yaşadım abi. Birinin yedeği. Yani onun o konumda bir de çok hissediyorsun. Sağ kenarında ısınıyor değil mi? Baya baya öyle hissediyorsun ya. Yani böyle çünkü bir yandan da şey. Ne oluyor? Mi? Ne oluyor? Gireyim mi? Abi ama bekliyorsun değil girmeyi. Mi? Sıkıntı orada zaten. Bak çünkü futbolda mesela bir kadroya alınmayan bir oyuncu olur ya abi. Evet. Hani o tribünde bekler. Onun maça girme iddiası yok ya zaten. Yedeklik değil de yani olta da atıyor olabilir ha. Yani ama kanka asıl hoşlandığı bir kız var. O hoşlandığı kızla ilgili okuduğu muhabbet açıyor. O şimdi there are levels of this shit yani. Ha abudan az hoşlanıyor. Evet. Açıkla. Çok şey aldınız yani. Çok herkes çok dürüstmüş bu ilişkide gibi aldınız siz şu anda. Nasıl mesela? Yani çok küçük bir bilgi vermiş. Yani şunu söyleyeyim. Teneke yazmış ya bize. Belki Teneke de biriyle falan görüşüyor. Yani ha yok yok. Teneke abi spesifik yani. Dünya en bekar insanı mı Teneke? Hiç kimse Teneke yok. Şu an öyle düşünmek zorunda. Yani bize verilen bilgi bu kadar. Herkesin öyle şöyle düşün. Bir tane ana objektifim vardır. Ve bir de yanal objektifler olabilir gibi düşün. Chat'i kapattım. Chat beni baydı. Kapattım chat'i. Chat önce yayında olmayı hak edecek. Yok. Kapattım öyle yanlışlıkla. Açayım şimdi. Şimdi herkesin işte bir ana objektif, ana hedef var. Tamam, bir yandan işte, küçük hedefler olabilir. Karışıklık bence şurada çıkıyor. Teneke de 3 kişiyle 5 kişiyle yazışıyor. Bu çocuk da yazışıyor. Ve muhtemelen bunlar böyle birbirlerine gidip ben seninle beraber olmak istiyorum. Oh evet ben de demedikleri için böyle ezik durumuna da düşmemek için kendi fake crush'larını yaratmışlar. İnsan ilişkide böyle şeyler yapıyor abi. Tamam peki. Şöyle oluyorsun. Ben seni seviyorum ama sana diyorum ki Bono işte süpersin diyemiyorum da. Oğlum anladım ya. Sana diyorum ki Yiğitcan çok iyi çocuk değil mi falan diyorum böyle. Sana bir numaralarım var. Ama sen de bana gaza gelemediğinden sen de bana sürekli İsmail övüyorsun. Ve biz böyle sonsuza kadar kavuşamıyoruz. Yani... Bu çok acıklı bir... Abi o bu kadar ama o zaman buradaki tavsiye net iletişim yani. Net iletişim. Aynen. Kız gibi. Tavsiye bu be. TRT 4 müyüz biz? Net iletişim der mi net yani? Net iletişim. Birbirlerinizi, evet, duygularınızı evet, söylemekten çekinmeyin. Nasıl söyleyebilirdim? Ya aynı zihniyet CD'ye tekercik diyor. Yani o anı mı? Ha. Şey, biraz üslupla alakalı. Hani şey diyor aslında hani seviyorsan konuş diyebilirsin. Daha sokak ağzım net, yapayım. Net evet, biraz iletişim daha, evet. Ne demek abi? Ha, herkesin anlayacağı bir dilde söyleyebilirim. Evet, evet. Yani biraz bunu anlamadı. Dendi. Tekerlek teneke. Tekerlekli teneke. Tekerlekçik. Teneke gitsin çocuğa desin ki bana bak. Ben hoşlanıyorum. Ben Karadenizliyim. Hadi. Bir tane de. Ha yani Sivaslıyım. Zaten öyleyse. Öyle ol bana. Yozgars. O şekilde söylediğim müddetçe her yer okey zaten abi. Tabii. Değil mi? Değil mi? O kadar vurguyla söylüyorsan. Evet. Biz Kadıköylüyüz. Kadıköylü falan. Bak o çok olmadı ya. Bilecikliyiz. Falan. Vay hem de ha. Dört kişisiniz zaten. Evet, tamam. Burada tavsiye. Komple de buradayız. Bilecik boş kaldı. Hiçbir tavsiye vermediniz şu an. Hayır, boş konuşuyorsun. Ben ne net iletişim dedim. Beğenmediniz anasını. Net iletişimini biraz net iletişim ben... senin markan mı abi? He? Net iletişim. Net iletişim. Gelecek ay net iletişim. Net iletişim çünkü almışlar senin domainini. Net iletişim. Net iletişim. Her şeyi siz net iletişim diye. Küçük evet, evet. Seviyorsan git konuş dendi. O tazmanın bugüne kadar verdiği herhalde en artık. Yo hadi çok beylik tavsiye çok olur. Grif bir tavsiye bulalım abi okey. Şey yapsın ne bileyim. Nude atsın. Hayır işte. Ama bütün sorunları çözmüyor ben bu. Ben söyleyeyim o zaman. Onun tamam. Kuzeni falan diyor bu başka bir şey. Oyuna abi bir dakika bu başka soru. Tamam. Oyuna karşılık verebilirsiniz. Evet. Nasıl şöyle oyuna. Bak şöyle. Şimdi. Birader dersinin atla çocuğa. Birader dersinin atla. Zor alsın. Mind games. Mind games. Birader. Ya birader bir şey söyleyeyim mi? Ben sizin bu sorunuzu halledeyim. Okey. Ben senin kankanım sonuçta. Bono seni bölüyorum. Ben gideyim kızla konuşayım falan. Bono takipçileri senden bir şarkı istiyor abi. O ne ya? İboşo mu abi? Memeler. One, two, three, four. Abi bir de gerçekten çok güzel bir şekilde bölmedi mi? Aynen. Bir dakika. Evet. Hayranlarımızdan bir telefon var. Şu an. Aslında prodüktörden geliyor telefon. Evet. Kulaktan geldi. Muhabbet bir hayran da bir şarkı attın araya. Ah be. Evet. İsmail bana peçeteye sarılı bir mikrofon uzatıyor şu an. Mikrofonu da koltuğumuzun altına sıkıştırdık şu anda böyle. Ve kesinlikle playback çalacak. Evet. Evet bunu böyle diyelim geçelim mi? Geçelim ya. Yani. Evet Mind Games'e devam. Mind yani Games'e devam. O zaman ben bir çocuktan hoşlandım de kanka de. Kanka bence de o kıza şöyle yap falan mı? Sen benim mesela? Kardeşimsin.
ben senin işini çözeceğim. Kardeş sokmasın oraya. Kanka birader iyi. Okey tamam. Evet, kardeş ya, çok sen zor. Lannister'a bağlamaya gerek yok. Sen benim kankamsın. Ben senin işini çözeceğim. Gerekirse de kızla konuşacağım falan filan. Evet. Zorla bakalım nereye kadar gidecek bu iş. Bir yerde çocuk... Olmadı şeye dönersin. Zor. Ben senin sevgilin olsam hayatta yapmazdım kanka böyle bir şey falan diye. More mind games. İki taraf. Tamam çok iyi. Güzel. İyice akıl oyunları. Güzel, akıl oyunları. Güzel. Ama hiç olmaz değil mi böyle bir şey kanka? Yo ben falan İsmail'in gibi. İsmail'in oyununu oynayın arkadaşlar. Çok iyi. Güzel, güzel. Benim oyunum çıktı. Oynayın. Evet. İsmail de arkadaşlar game. Bildiğiniz üzere o tarzımı daha önce yayın hayatına Radyo Boğaziçi de başlayıp Rock FM'e taşınmıştı. İlerleyen haftalarda oradan da buraya taşındı. Burası kim bilir? Şu an burası nerede? Bir kartal gözündeyiz şu an. aşırı deri ceketlerle falan takılıyoruz. Duygu demiş ki kendimden biliyorum aynı dertten muzdaribim. Laf anlatıyorum. Kız oğlanın gözüne de chat'te burada bir burada da bir 1500 kişi var yani herkes de sen değilsin tamam, yani. Tamam pardon bakma. Burcu özür dilerim. Allah Allah. Bono meme demişler sonra. Şarkı istiyorlar senden. Yine girdi. O tazma yayın hayatına geri dönecek ama böyle yavaş yavaş dizler veriyoruz. Evet. Eğer hoşunuza gidiyorsa yayınımıza katılabilirsiniz. otazmi@gmail.com adresinde sorularınızı sorularınızı yollayabilirsiniz. Lütfen. Aa bu legal olarak problem. Sakın. Harbi mi? Çok büyük problem. Bu çok büyük problem. Çok İsmail kovuldu artık. Bir sonraki yayında İsmail olmayacak merak etmeyin. İsmail ismini başka birini getireceğiz. Bir soru daha sorup bir şarkı arası yok, vereceğiz. Şarkı arası veremiyorum ya. Teknik olarak patladı o. Tamam devam edin ya. Ne işiniz var başka? Ha vereceksiniz köpekler. Burada alacağım onları. Evet. Aa güzel çözümmüş ha. Devam edelim. Ne oldu? Bir kadın ismi daha rica edeceğim. Ziyadesiyle kadın soruları alıyoruz. İstiyorsanız erkek alabilirim. Samet. Samet. Samet yaptık bugün. Samet. Samet Dumbledore. Ay babalı git ne Dumbledore. Ama kadın ismi. O zaman herkes Samet olsun. Soyadlarını değiştirelim. Rimmel abi. Rimmel. Sen Rimmel diyor ki ne var abi? Ne oldu? Yok bir şey. Ne oldu? Tam bir Wattpad jenerasyonu değil mi şu an? Yok abi kadın deyince kadınla ilgili aklına gelen ilk cismi isim yaptı da. Evet. Hayır az önce teneke dedim ne kadar. Ne kadar demek kötü şeyler geliyor kadın deyince aklına senin. Aslında ilk gördüğüm şeyleri söylüyorum. Kayla yani. Diyorlar İsmail. Kayla. Kayla ha. Kayla diyor ki. Kayla. Kaç? Ne kadar? İki ayla. Ne bildin o kadar? Okay. İki ayla ha. Tamam. Kayla. Küçük çocuğun ana karakterini. Kayla diyor. Ha. Yapma. Hmm. Okay. Okay. Size bir sakin misiniz? Oğlum. Aynen. Evet biz yani. Tabii. Kayla diyor ki direkt konuya aynen. Giriyorum. Şimdi bir çocuk benden hoşlanıyor. Başlarda sanki ben de ondan hoşlanıyormuş gibi oldum. Konuştuk bayağı bir ama sonra onu sevemediğimi fark ettim. Sevemedim derken yani bir kabiliyetsizlik gibi mi? Hani beceremedim yani, mi yoksa? Yani coştum ama zannettim. Severim ha. Zannettim. Ama olmuyor. Hiç gelmedim ya. Sevemediğim bu biraz... Hayır yok ben anlamaya çalışıyorum. Şey gibi mi yani I can't mi? I... Couldn't. Ha, böyle mi couldn't, anlamaya couldn't, çalıştın? İngilizce mi anlamaya couldn't çalıştın? Couldn't diye düşünürsen daha iyi anlarsın Türkçemizi. Ben yurt dışında ben yaşıyorum. Ben okuyayım mı abi istersen? Yok geldim. Tamam gel. İngilizce konuşalım. Onun burada şimdi burada sorum evet. Burada başlıyor. Onun kuzenine aşık oldum. Ooo sıçtık. Vazgeçemiyorum. Hı-hı. Vazgeçemiyor bir de. Kötü mü yapıyorum? Ne yapayım? Bırakayım bu sevdayı? Çocukla ilk başta bir date'lere falan çıkmışlar mı abi? Şimdi bak. İşte olmamış. Ha, çıkmış olmamış mı yoksa çıkacak gibi derken mi olmamış? Bir çocuk benden hoşlanıyor. Hoşlanıyor ondan. Ben de ondan hoşlanıyorum zannettim. Demek ki çok ama, uzun süredir ben yalnızdım ve birinin evet. Benden hoşlanması hoşuma evet. Gitti. Coşulmasına coştum. O ilgiye evet. Yeri rahatsız olayım falan gibi oldu. Sonra baktı ki zorlama iş bu. Olmuyor. Ve tam bunu yaparken de gerçekten birine bir sevda duyuyorsun. Ve fakat bu da o kişinin kuzeni. Çok net söylüyorum. Eğer bir buluşmaya falan çıkmadılarsa yaksın şeyi ya. Kuzene gitsin abi. Nasıl yani? Çocuk kim lan? Kuzene, ay kuzene. Valla kuzen sıkıntı ya. Abi ama aralarında bir şey olmadıysa kimsenin kuzeni değil ki o. Abi aralarında bir şey olmaması, bir problem çıkmasına engel mi ya? Hayır çıkar ya, o seni bağlamaz yani. Seni hani, bağlamaz da işte kız sen biraz benden hoşlanıyorum diye ben niye senin kuzenini? Neden? E niye kız bu sefer gitse kuzene varsa, çocuk bunu öğrense, gitse dese ki kardeşim ben bu karıya yazıyordum ama sen bundan bilmem ne yapmışsın falan dese. Ha, aile çocuk bozarsın da bu. Diyorsun. Çocuk buysa zaten sıkıntı çıkacak yani illa ki bir yerden çıkacak. Kötü çocuk işte. Ve öyle kaldık sonra. Şimdi bu kuzen falan meselelere gri bölge oluyor değil mi? Yani abi ben orada bazı insanlarda Sungur diyor ki aileyi dağıtır diyor. Ama yani aile kuzen şimdi, bence dış kapının dış mandalı lan kuzen ne? Yani, samimiyete göre değişir abi. Bazı bence, kuzenler de kardeşlik falan. Onun kuzenine aşık oldum falan dediğine göre demek ki bunlar böyle aynı semtte aynı ilde falan kuzenler yani. Abi, yakın kuzen bunlar. Şöyle söyleyeyim. Erken Ramazan'da yaşlarda beraber oturmalı kuzen. Erken yaşlarda kuzen daha görüşülen, konuşulan bir şey oluyor ama her aile bireyinin olduğu gibi
biraz bilinçlenince onun yenmeyecek bir şey olduğunu. Ama ailenin yapısı da göre şimdi bir aile var abi. Yani şimdi böyle Behlül ailesi gibi. Adı soyadlarını unuttum onların. Şey. Ne onlar işte. Kapuletler. Yöre oldu. Kapuletler. Ooo. Geniş ne kadar entelektüel bir gönderme geldi evet, duydun evet. mu? Evet. Gevşekler ailesi. Evet evet. Behlül Gevşek Kapuletler ailesinde. Evet. Mesela şey, orada kuzene aile kaçsa falan böyle dramatik bir hikaye olarak kahve içerken anlatılır. Ama şimdi bir de abi bunun. Çocuk Montague ama burada. Çocuk mu Montague? Şey, yani her istediği. Hayır. Evet, şimdi evet. arkadaşlar bunu açıkçası bu soruyu seçmemdeki sebep birinizden biri dökülecek bu konuyla ilgili zannetmiştim ben. Ama anladığım kadarıyla hiç kimse hayatında böyle bir tecrübe yok. Aile üyesiyle mi? Ya olabilir çünkü yani işte bu program öyle bir ifşa programı mı? Ona göre hazırlanıp gelseydim. Hayır, ben de münasebet. Aynen. Abi ben var, kendi kuzenim. Chat'te var mı arada? Kendi kuzenim mi? Falan öyle gidiyoruz artık böyle. Ben kuzenimle ilişki yaşadım. Ne oluyor? Sevdiğim birisinin daha sonra da kuzenini sevmedim ben hiç hayatımda. Bunu itiraf edebilirim. Hiçbirinin kuzenini tanımadım hatta. Ama bak ben sevdiğim kimsenin kuzenini tanımıyorum. Benden hoşlanmış birinin kuzeninden hoşlanmış olabilir. Kuzen bunu olup bilmiyorum yani. Sen hoşlanmış olabilirsin tabii ki. Burada nereden bileyim? Şey burada go ya. Bence de go ya. Ben de onu diyorum abi. Yani hayır, çünkü, Sungur da diyor ki sonra kuzenler şey kavga edecek diyor. Arkadaşlar ya, şey olsaydı, siz bu vatanın bir değerlerini reddedemezsiniz. Ben bir adamla beraber de. Ülkenin değerlerini reddedemezsiniz. Hayır edemeyiz ama doğru diyor yani. Ben bir adamla beraberdim 2 senedir. Evet. Ve artık onunla daha fazla beraber olmak istemediğimi sizler, anladım. Sonra kuzeniyle daha sonra aşık olan kuzeninsin. Zaten o çok Allah sert. Kahre böyle. O çok sert. Çok kötü. Bu yani vatanın. O büyük bir talihsizlik zaten. Talihsizlik. Ama bu durumda bir flört aşamasında düşmez. Çocuk bana yazıyor. Ben de baktım boştayım. Olmaz. Hani sıkılıyorum. Hadi ben de ilgi göstereyim dedim. Ettim baktım olmuyor. Ama kuzeni daha iyiymiş. İyi yürü ya. Şey. Ama bak yemin ediyorum çok net olmaz. Söylüyorum. Arada bir tenansül olursa. Ay sus be. Tenasül olduysa Sungur doğru diyor olmaz. Tenasül olduysa olmaz. Tenasül olmamış abi. Abicim biraz yani muhafazakar düşün. Yani öbür kuzenin gözü varken. Daha ne kadar muhafazakar olacaksın araya girip, acaba gerizekalı. Tenasül olduysa falan. Olmaz falan diyorsun. Lan sen tenasül dedin diye. Rezil herifler. Hemen de sattı. Olmaz olmaz. Ben az önce sextiğinde kaş göz yapan adam. Ters mi? Ters. Ne? Ters. Yakışmaz diyor. Abi, mahallemize ters olur. Tamam yani. Tamam, Sungur'un mahallesinden geçmezsiniz. Ulan koca şehirde başka şey adam yok. Ya. Çocuğun kuzenini sağ gitmez. Ya denk geldi. Anlatayım müthiş size. Müthiş. Gelemez. Kuzen müthiş. Çıldırıyor. Nasıl, şey ama. Amerikan komedi filmi seviyesi değil mi? Bizimki normi. Bu böyle. Aynen, bu böyle wow. Yani, altınları müzik var. Müzik değişiyor surfçü. Bu girince bayağı. Surfçü. Böyle. Altın saçlarını arkaya yani atıyor böyle. Hiç, yani öyle bir kastımız mı varmış? Evet ha. Evet. O zaman okey lan. Ki bu kadar şişik. Aynen. Hani. O zaman okey lan. O kuzen için her şeyi yakmaya. Sungur da verdi. Verdin mi? O kuzen için ailene ters düşmeye, mahallemize ters düşmeye, Türk örf ve adetlerine ters düşmeye okeyse o zaman okey be. O zaman kuzen 1. Kuzen 2, kuzen 3. Kuzen gitti. Geldi gitti. O kuzen mı? Küçük bir aradan sonra devam edecek sevgili arkadaşlar. Buradan bir yer ayrılmayın. Ciddi ciddi müzik açtın oradan. Evet evet 5 dakika sonra görüşmek üzere. O zaman... Canlıların nerede olduğunu görüyor musun? Bunun tuşu ne ya? Yani ateş.
yanında dur abi. Eve geldim. Ha, helal. O da yaktı. O da yaktı yalnız. Evet. Okey. Oğlum o da yaktı. Hanımlar beyler. Hanımlar beyler. Evet. Aa, kraker gelmiş. Yersin be oğlum. Kraker var, yersin. Şu an bir tane içerisine yine gelin. 1, 2, 3 Hanımlar beyler, o tarz mıdan herkese tekrardan merhabalar. Kısa bir ara verdik. Tahsihlerimiz vardı. Onları hallettik. Neyimiz? Bir tahsih. Tahsih. Düzeltme. Evet, manası anladım ama neden? Tahsih o. Tahsih. 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 Tahsih hiç değil. Tahsih. Mesela ilk düzeltmeyi yapan tahsih. Adam var. Hasan Tahsih. Ben Hasan. Vaaay. Wow. İlk redaktör. Değil mi? İlk redaktör. Nasıl söylüyorsun tahsih. Ya? Söyleyemem ki. Tahsih. Yani işte, söyleyen söylüyor. Söylüyorum size. Tahsih. Tahsih değil abi. Tahsih. Tahih. Ah! Kartal kalkar da... Abi anladın mı herifin çakallığını? Evet. Böyle bir isim koyuyor kendine sonra düzelt. sen düzelt. Şerefsiz. Daha ismini o tarz mı devam ediyor arkadaşlar. O tarz mı @gmail.com adresine yolladığınız mailleri. Can Sungur, Zelda oynamaz mısın abi şu an? Geliyorum. Okay. Burası bir mizansen değil arkadaşlar. İsmail Türküsev, Can Sungur ve bendeniz Can Bolman'ın sunduğu o tarz mı dayız. Bugün bir konuğumuz var, Yiğitcan. Belki yayınlarını yeni açan insanlar vardır diye programımızın konseptini tekrarlıyorum. Sizler otazmi@gmail.com adresinde sorularınızı ve sorunlarınızı yolluyorsunuz. Biz de onlara bu programda cevaplar buluyoruz. ve soru seçme diye anlamına siz yıldızladınız mı? Aşağılarda sanki güzel bir tane soru vardı bunu. Yıldızladınız mı abi? Yıldızladım. En son da yıldızladım vallahi de. Geldi. Ha, gerçi yıl... Can Bey gelebilir mi? Chatte Can Sungur'un şu an sizi hiç iplemediğini ve sizinle konuşmakken de Zelda oynadığını. Oo, Nintendo'dan paralar yatmış. Bu konuda ne kadar sıkıntı çektiğinizi ya biraz okey. Geldim ne? Tam bir ayaklanma başlatıyorum senin hakkında. Vallahi da başlatıyorum. Bu bir kız mı erkek mi acaba? Tabii kız, bu bir erkek. Yiğitcan bize bir erkek söylüyor. Carl. Abi gözünü seveyim ya. İlk gördüğün şeyi söylemeyi bırakır mısın? Ama ilk gördüğüm şeyi söyle. Söyleyemiyorum da ne gördüğümü. Tamam okey. Zberg. Diyor ki. Carl diyor ki. Abimlerim selamlar. Çok seviyorum hepinizi ve hemen soruma geçiyorum. Aa. Teşekkürler. Abi şimdi şöyle ki, ben bir kızla tanıştım. Optimum böyle başlıyor. Sonra çok iyi. Kız az ünlü olduğu için... Ne? Kız az ünlü olduğu için ismini vermek istemiyorum ama çok enteresan ve seksi bir kadın. Bu kız beni internette buldu, yürüdü ve tuttuk, bayağı yemeğe çıktık. İçtik, ettik falan, peşmeken, her şey güzel. Öyle olunca dedik ikinci. O arada da her şey çok second base mi demek? Hayır, ikinci. Yok, date. Second base memeye giriyorsun. Ha, tamam. İkinci. Orada da her şey çok harika oldu. Hatta el ele tutuştuk gecenin sonunda. Ha. Evet, tatlı. Müthiş yani her şey. Gel gelelim, sonra üçüncü randevu oldu. Kızla oturduk bir masaya. Ben tam hamle yapacakken kız benim sana bir şey söylemem lazım diye girdi. Aha. Dedi benim bir eski sevgilim var. Beraber yaşadık 2 yıl. Çok fırtınalı yaşadık. Çok tutuğum, unutamıyorum. Kokusu burnunda tutuyor. Dedim kötü oldu bu iş. Ama durum daha da garip. Çocuk muhabbeti kesip askere gitmiş Urfa'da. Hadi canım. Şafak'ta çok. Dedim iyice tatsız. Ama durum daha da garip. Daha gittiyse daha da garip. Kız çocuk hakkında bilgi almak için bir ajans muhabiri ile konuşmaya başlamış. İşte haber alsın bir şey olursa diye. Muhabbet sen ilerle, kız sen bu muhabirle sevgili ol. Bunu da ben o masada duy. Orada biraz muhabbet ettik, sonra dağıldık ama benim kafam çok karışık abilerim. Ne yapayım, nasıl ilerleyeyim? Kız da bana bıraktı gibi ama çok çukurdayım, yardımını öpüyorum. Ben anlamadım. Bana anlayan hemen beni eşlendirirse ben abi hızlıca... Her şeyimi yapacağım. Ben anladım gibi bir... Anlatsana abi, bize. Bize özet geçsin. Ne filmi? Daha böyle bir şey mi var? Ben izlemedim çocuk ama. Çocuk gitti gelmedi falan filan. Çok böyle aşırı yakışıklı falan, muazzam falan, karizmalı falan böyle bir çocuk askere gidiyor. Ha. Kız arkadaşı da kötü kadın olduğu için hemen böyle işte sen askere gittin, ben boşta kaldım. Diye sardırıyor. Hemen de böyle çocuğu böyle teröristler, ateşler falan ederken çocuk canavliyle kızı arıyor. Gel gelelim telefonu. Efendim falan diye bir herif açıyor. Dramatik. Asker gözünden drama. Ondan sonra işte daha filmini öbür açıdan anlatıyor yani.
Bir de, ama bir de bu çocukla, bir çocuk askerdeki ama. Çocukla hala beraber değiller. Ama bize yazan çocuk Stepne geldi bana biraz. Aa, o çok, bak benim anladığım şu, tamam mı? Çocuğun hiçbir fonksiyonu yok. Evet, yani öpüşmüş mü, öpüşmüşler mi? Hayır, neydi? Eline tutmuşlar. Şimdi esas bir çocuk var, eski sevgili. Bu çocuk askere gitmiş. Asker. Vay be, Cahreyn'in kanalından gelen misafirlerimiz var. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş. Çirkin ilişkiler konuşuyoruz. Siz de, size de belki bir şeyler çıkabilir. Neyse, şimdi bir tane çocuk var askerde. Bunun kızın eski sevgilisi. Tamam mı? Tamam. Ondan sonra bu kız... Ben gitmiş. Özür dilerim ya, bir dakika. Nereden gelmişler kanka? Cahreyn diye bir arkadaş var. Tamam. Twitch yayını. O herhalde kendi yayınını kapattıysa oradan bize akmışlar. Süre olarak akar onlar oradan araya. Bar hopping gibi bir şey. Evet. Aynen. Twitch'in bar hopping'i. Abi inanılmazmış ya. Coştum şu an. Hoş geldiniz. Okey, devam. Ben seni Twitch yapacağım, sen dur. Tamam. Abi yemin ederim tam İboşov oldu ya. Niye? Merak ettim ya. Hoş geldiniz falan diyor gelenler. Ne bileyim ben anlamadım. Diyecek tabii, buraya 1500 tane adam gelmiş. Ama o hep diyor. Gelmiş. Ama bu interaktif. Adamlar geliyor. Ya arkadaşlar, ondan sonra diyorsunuz ki o tarz mı eskiden niye soru gelmiyordu? Geek yapar da yapmaya başladı sonra da niye 1500 soru geliyor? Sonra da diyor ki bana. Hıyar sen bilsen. Chat gözükmüyor, chat'i açsana diyor. Ulan biz işte hoş geldin 5 gittin diyoruz da bu chat geliyor. Tam senin, o dede değil senin, miyim? Senin kara suratına aynen. Gelmiyor. Bu nereden basılıyor bu? Gir bakayım sitesine, chat'ine. Oğlum. Az önce gerçekten öyle oldu. Bir tane tanıdıkları başka bir adamın. Bir Twitch yayını şu an bitmiş, dağılmış. Evet. Oradan çıkışta dağılan da geek yapara gitsek mi? Evet. Kafası var şu an. Evet. Ben çıldırıyorum. Biz şu an Cahreyn'in after partisiyiz abi şu an. Evet. Vay müthiş. Sıranın ilerisindeki köfteciyiz lan. Evet, aynen. Ben daha kibar dedim, bize hemen şeyine soktu orada. Olur mu oğlum? %100 çok ders kıyma. Doğru diyorsun ya. Ben de şu an maç çıkışı köftecilerle mesela özdeşleştirdim. Şey gibi şey gibi. Ama niye öyle ama headliner de olabiliriz. Mekan çıkışı kokoreççi gibi yani. Evet. Abi bir dakika, headliner'ı niye düşünmüyorsun? Çünkü Cahreyn çok headliner zaten. Hayır, bir de Cahreyn... O ne yapıyor? Cahreyn bitene kadar gelmek... O geek yapıyor ama tek kişilik dev geek. Tek kişi ne anlattı? Ben izledim, kötüydü daha. Hayda. Sen anlamadığın içindir abi. Tabii ben şey kitabını okumamışım. Evet. Ooo kavga, drama, Twitch karıştı. Polemik! Polemik ne kadar güzel bir kelime lan. Polemik güzel bir kelime. Polemik güzel bir kelime. Bu kızın adı neydi? Bunu geçtik mi biz? Bu çocuğun adı Carl. Carl. Karl'ın şimdi... Karl'ı geçtik mi biz ya? Abi, Karl'ı geçmedi. Anlamadık ki de. Karl'ın fonksiyonu olmadığına karar verdik. Karl'ın fonksiyonu... Aynen. Ama kız bir soru atarsa cevaplayalım. Uf, İsmail'i chatte bir linç ettiler ki. İnanamazsın yani. Niye lan? Ya benim nacizane tavsiyem şu. Eğer işler karışıksa düzeltmeye çalış abi. Ya ama, iki kişi yazdı. Ama kan karışıksa... Köpekler istedi diye atlar ölmez kardeşim. Yani. Bak kızın kafasında iki tane adam var. Adam daha iki tane var abi. Bak bir olsa bir çok. De, evet ya çok. Yani orada üçüncü adam olmak falan ya, ama şimdi kız da niyetliyse mesela sen yapar mısın onu? Yani mesela üçüncü adam sen çok umurunda değil ilişki. Abi. Ama oluyor. Three is a party, four is a crowd bana göre bir kere. Aynı anda ama. Aynı anda demiyorum yani. Okay. Yani kızın kafasındaki üçüncü kişi olur musun? Ama yani senin için önemli mi bu mesela? Yoksa eksklusif yani münhasır mı olsun istersin kızını isteriz tabii ona? Tabii ki tercih ettiğimiz şey o değil mi ne zaten? Ne güzel lan, Osmanlıca İngilizce ortak yayındayız yani münhasır mı ben olsun de yapınca istersin? Böyle oluyor. Yani İngilizce eksklusif falan. Yalnız evet. Benim kelime seçimlerime coşacaksan daha çok uzun evet, süre İsmail güzel, yazın. Güzel. Yani bizi iki dakika yalnız bıraksan evet, muhayyel evet. Edemezsin neler tabii. Konuşacağımızı. Müteassıp. Evet. Az çok tasavvur şey yaptım. Watch ben. Evet. Yapamadım. Yani sen olur musun abi? Ha tabii ki tercih etmem. Kim tercih eder ki böyle bir şey? Sen kesinlikle etmem diyorsun. Üçüncü sonra adam sen... olur musun diye mi soruyorsun? Evet, bana bir abi? Kızın İkinci adam olur musun diye sorsan hayır derim. Üçüncü mü? O yani. Ama o zaman şöyle sorayım. Bir noktada yani hepimizin Angelina Jolie'nin hayatındaki 3 milyarıncı insan olmamız gibi bir şey. Nasıl? Hayır ama bir şeyler paylaşıyorsun John canım kızla. Angelina Jolie'nin hayatında bir şey olmadı mı? El ele tutuştuk abi. Angelina Jolie. Hayır tamam. Söyleyemiyorum bile. Zaten Angelina çocuk. Angelina Jolie var mısın canım? Daha söyleyemedim. Angelina Jolie. Allah söyletmiyor yani. Aynen. Vermedi yani. Angelina. Allah sahibine bağışlasın. Ama yani burada bir şeyler yaşamalı mıyım diye sormuyor mu Carl Berk? Abi, evet. Seyi de koyadı da tam olsun. Carl Berk. Berk yoktu orada. Bu Carl çok zor tutulmuş abi hayata. Ünlü YouTuber bulmuş, bir kere çıkmış. İkinci çıktığında da ünlü YouTuber kız öyle bir yalan söylemiş ki biz inanmadık. Kız çok YouTuber askerde mi? Bir YouTuber sevdim değil mi? Lan. YouTuber da yarı ünlü mü? Mini ünlü. Mini ünlü. Hatta az ünlü bir kız var. Kızın, evet. Kızın YouTube adı ne? Coşmuş. Neyse az ünlü kızı bulunca coşmuş. Evet. Kız da bu çocuk artık drop etsin diye öyle bir yalan söylemiş ki biz inanmadık bak.
Yalan yalan seni beğenmemiş kızım. Ha, bak çok doğru olabilir. Tabii oğlum böyle bir şey mi olur? Çok kompleks asker mi? Asker burnunda tutuyor da ama o askeri tanımak için de ondan sonra ne? Askeri ama muhabir mi? Sıkacak. Bir şey. E oğlum sıkacak olsa benim bir tane manita var der geçer. Bu kadar o kadar kompleksi gerçek öyle, olabilir öyle. Yani. Abi ama yalan ne kadar kompleks. Wattpad yazan insanlar bak bunlar sıkışınca. Ha, ama çok bunların kafaları grip çok çalışıyor. Çok doğru diyorsun. Az önce normal böyle bankacı muhasebeci bir insan değil ki. Belki hayal gücü yüksek bir iş yapıyor. Belki şair. Ayağımı yerden kesecek bir Wattpad eseri var mı? Wattpad yazarıymış lan. Ayağını yerden ne anlamda kesecek abi? İnanamıyorum bu kadar güzel bir şeyin basılmadığına. Benim Wattpad yayınlarımı izle. Okay. Abi ben güzel, samimi güzel mi soruyorsun? Samimi mi güzel soruyorsun yoksa hakikaten böyle Allah'ım dünyaya dair umudum arttı çünkü yani bu kadar kötüsünü gördükten sonra daha fazla olamaz. Yani daha fazla hiçbir şey beni üzemez gibi bir hayata dair umutla dönmek istiyorsun. Anlıyorsun beni. Contemporary yani böyle Sabahattin Ali de aramıyorum. Ama abi, hani wow bu güzel lan. İyi bu. Yani Wattpad'in genel şeyini ben şahsen okumadım ama başka işte. Yazar demografi yaşarılı. Kız yaşarılı. Kız abi 13-17 kız. 8-13. 8-13 Sungur'un birazdan bir bağlantı olarak. 8 yaşında yazmaya daha vakit evet, değilsin. Sen öyle zannediyorsun. Ben ilk kitabımı 8 yaşında sen abi. Wattpad'de yazılanları görürsen 8 yaşında olduklarını hemen anlarsın. Harfleri öğreneli daha 3 sene olmuş. Nokta yok. Ya bak bu arada demişler oradan bir Nebuk'un bir tane kitabı var Wattpad'de hep övüp duruyorlar. Nebuk da bu arada böyle modern çağ filozofu bir abimiz. Yani, Nebuç mu Nebuk mu? Nebuk diye okuyorum Nebuk. Ben hep. Neyse ya güzel kitaplar var onlar çok az okunduğundan çok zor buluyorsun. Genelde yazarı blogundan falan linkliyor. Onun dışında aşırı fazla okunanlar var. Onlar da şöyle veriyorum isimlerini. Karanlık Mafya, Komşum Bir Mafya, Mafya Beni Kaçırdı, Mafyanın Gelini, Zoraki Gelin, ondan sonra Zoraki Vampir, Vampir Mafya, Anladım kadarıyla Vampir sen Kurtadan. Search Bar'a Mafya ve Gelin yazmışsın. Hayır çok okunanları bakıyorum ben sadece. Yani insanlar Search Bar'a kötü Mafya ve Gelin yazmışlar. Kötü Komşum, Kötü Mafya, Çocuk Mafya Vampir. Peki iyi mafya buna daha mantıklı değil mi lan bir? Çocuk Mafya Vampiri okurum. Çocuk Mafya Vampiri ben izlerim. De. Aşırı mı yani? Ben dövmesini de yaptırırım. Ya kesinlikle bu arada biz çocuk kesinlikle videosunu mafya çekeriz vampiri. Yani. Çocuk Mafya Vampir. Bir şey daha fırlatsan işin içine. Çocuk Mafya bir Vampir. Şey karanlık. Hayır no. Yani bizimkilerin yani, aşırı beğendiği Vampir Hatip var mesela. Ha mesela Çocuk Mafya Vampir Hatip olsa daha da böyle hani... Hayır vampir hatip şey ama tarafı. Böyle çocuk mafya vampirlerin gittiği bir okul orası tamam mı? Çocuk tamam. Mafya vampir hatip. Ve o dolandırıcı olsa bir de herif. Çocuk mafya vampiri dolandırıcı. Yok yok. Dolandırıcı yok. Mafya olacak. Mafya yani. Mafya herkes mafya. Mafya, CEO, kötü. Vegan olsa bir de mesela. Hani... Olmaz. Vegan okunmaz. O kadar da kötü olmaz. Vegan vampir. Zoraki evlilik. Vegan. Ya bir yandan bu kadar bu sürüncemenin içerisinde... Abisine coşanlar var bir de. Onlar inanılmaz. Anlamadım. Abi, vegan abimin gelini oldum falan. Arkadaşlar, o ne be? Vegan... Anam avradım olsun ki. Türkiye Vampir abi. Abimin gelini oldum. Nasıl oluyor? Bir dakika lojistiğini çözmek istiyorum. Abimin gelini, abimin çocuğuyla evlendim. Hayır. Abimin gelini öyle oluyor. Abimin gelini olman için çocuğuyla, abinin çocuğuyla evlendim. Ha no. Abimin gelini oldum. Hani o da damat oldu. Ha bir de öyle bir gelini olma durumu. Kötü. Arabesk bir söylenme. Jamie Lannister yani. Kötü. Evet. Ensest oluyor. Kötü sağ ol kötü. Geçtim. Sağ. Çok kötü. Ne diyorsunuz? Soruyu değiştirdim. Karl, sal kardeşim sen öyle bir yalan söylenmiş ki senin nefes kokunu duymamak için kız yani sal artık. Kanka ya yalan değilse çok güzel hikaye değil mi ya? Yani İnşallah yalan değildir. Yalan değilse bile böyle grift bir hayatı olan bir kadının hayatından koşarak kaç çünkü never... Aynen. Never stick your dick in crazy. Aynen öyle. Hadi çevir çevirebilirsin. Yani, üstümüze attılar kaçtılar. Aynen. Neyi çeviriyoruz arkadaşlar? Rütük varmış gibi yaptığınız şakalar çok ilginç. Bir ha, erkek ismi rica ediyorum. İsmail. İsmail diyor ki 5 yıllık ilişkim var. 5 yıllık ilişkisi var. Biraz daha konuşsan keşke o krakeri yutmasaydın. 5 yıllık ilişkisi. Beş kraker yıllık... benim de kariyerimi bitirdi farkında mısın? Evet ya. Biz daha hiç konuşmuyorum. Onu da oraya koydunuz vizyonsuz gibi. Vizyonsuz gibi koydunuz. Bir de insan yani, ağzında büyüyor yiğitçe. Ben bunu alıyorum. Al. Yani ha, hadi çünkü ya. Bayağı iyi. Ben daha yerdim ha. Evet. Okay. Anıl... Fuck.